Tabii ki her maçı kazanmak isteriz ama her maçta kazanacaksınız diye futbolda bir kural yok. Bazen beraberlikler de olacak. Bazen maçta kaybedebilirsiniz. Bu akşam sonuçta biz berabere kaldık. Şu an ikinci sıradayız. 3 puan artı 9 gol avarajla rakibimizin önündeyiz. Son haftada inşallah alacağımız puanlarla da ikinciliğimizi perşinleyeceğiz Allah'ın izniyle. Taraftarlardan bir beklentiniz oldu mu en azından? Sizi bir alkışlamalarını bekler miydiniz? Ee, ve kendi performansınızı nasıl buluyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Ben buraya geldiğimde ne alacağımı değil ne vereceğimi bilerek geldim. Ne verdiğim de ortada. Taraftarlarımız da bunun farkında. Son 3-3,5 aydır bu takım maç kaybetmiyor. Son 13 haftadır 10 galibiyet, 3 beraberlikle geldiğim günden bugüne kadar ligin en çok maç kazanan, puan alan takımı şu an Fenerbahçe. Ve ligin ikinci sırasındayız. Haftaya alacağımız bir galibiyette de bu böyle kapanacak. Bizim lehimize kapanacak. İkinci yarın lideri şu an Fenerbahçe. Ama bugüne kadar son haftalarda oynadığımız maçlara baktığınızda bizim en kilit oyuncularımız maalesef ya sakat ya cezalı olmuştur. Yeri dolduramayacak bazı oyuncularımız oluyor. Bu yönde de biz bazı sıkıntılar çek. Tabii ki onları yerine oynayan oyuncularımız da var. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar ama dediğim gibi her hafta bir sakatlık, bir cezalar olduğu için ee, son haftalarda biraz böyle hem oyun anlamında hem de galibiyet anlamında iki maçtır kazanamamanın ee, ben nedenlerinin bu olduğunu düşünüyorum. Sonuçta iyi çalıştık bugünlere iyi geldik sezonun sonuna doğru yıpranmıştık yorgunluk bunlar e, çok normal şeyler ama dediğim gibi kaybetmemek de güzel bugün son 13 haftadır kaybetmeyen bir Fenerbahçe var. Şu an ligin ikincisiyiz. Hocam e, her ne kadar e, tam berabere kalsa da Fenerbahçe son 5 dakikadaki taraftarların tepkisini e, nasıl buluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi son 5 dakika neden oldu, niçin oldu. Ben de onu konuşuyoruz içeride. Neden böyle bir şey oldu? Biz de galip gelip mesela taraftarlarımızı mutlu bir şekilde alkışlarla onları bizi bizim sezonu kapatmayı çok istiyorduk ama taraftarımız Acaba kime tepki koydu? Takıma mı koydu? Hakeme mi koydu? Rakibe mi? Onu anlayamadık yani. Biz de çözemiyoruz. Olabilir. Bunlar futbolda var. Olmaması gereken şeyler. Ama dediğim gibi taraftarlarımız bugün galibiyet bekliyordu. Herhalde belki de o galibiyet gelmeyince böyle bir tepki koymuşlardır. Olmaması daha iyi olurdu. Sonuçta bu takımın yaptıkları da ortada. Taraftarlar bizim her şeyimiz. Onlar varsa biz varız. Bugün de geldiler. Gerçekten e, müthiş bir destek verdiler. Biz taraftarlarımıza bu akşam dediğim gibi belki de onların istediği bir oyunla bir galibiyeti veremediğimiz için belki böyle bir şey tepki koydular. Sonuçta bizim taraftarlarımız varsa biz varız. Bugün de yarın da taraftarlarımızla biz bu yola devam edeceğiz.